Hepinize merhabalar arkadaşlar. İmrenin dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere kalp damar sağlığımızın güçlendirecek çok etkili bir tarif yapacağız. Bu tarifle birlikte özellikle yüksek kolesterolü olan kişiler için oluşacak olan kalp hastalıklarını önlemede gerçekten çok sağlıklı bir tarif oluyor. Şimdi hemen bu güzel tarifimin hazırlanışına geçmek istiyorum. Bu tarifimizde bizlere C vitamini kaynağı, bir adet limon, eşlik edecek. Biliyorsunuz arkadaşlar C vitamininin bizim vücudumuzda çok fazla etkisi var. Özellikle metabolik olaylarda koenzim gibi bir görev gördüğü için sizlerin metabolizmasını hızlandıracak. Bu tarif aynı zamanda kilo kontrolüne gitmek isteyenler, kilo vermek isteyenler için de çok önemli bir tarif olacak. Çünkü arkadaşlar yağların vücuda depolanmasını önleyeceğiz. Çok güzel bir şekilde kısa bir sürede hem kanımızı arkadaşlar vücudumuzda daha akışkan bir hale gelmesini sağlayacağız. Hem de vücudumuzda eğer ki kalp damar rahatsızlıklarına karşı bir yatkınlığımız varsa bu konuda çok güzel bir önlem alacağız. Preventive bir bakım olacak. Şimdi bir adet limonumuzu sıktıktan sonra limonumuzun posalarını çekirdeklerini asla ama asla heba etmiyoruz. Bu tarif gerçekten sıfır atık tarifleri sevenlere hitap edecek bir tarif. Çünkü kabuklarını da burada değerlendireceğiz. O yüzden ben hızlıca bir adet limonun şöyle görmüş olduğunuz gibi kabuklarını birazcık suda daha güzel kaynaması için daha yoğun enzimlerini suya vermesi için ufak parçaları ayırıyorum. Ve hemen sosluğumun içerisine aktarıyorum arkadaşlar. Yüksek kolesterolden şikayet olanlar için şunu söyleyebilirim. Limonun kaynağında bulunan dil limonen diye arkadaşlar bizler için çok önemli bir antioksidan var. Bu antioksidan sayesinde sizler de kötü kolesterolün değerini düşürecek. iyi huylu dediğimiz kolesterolümüzün değerini arttıracak. Tabii ki de bunu artırırken Burada enzimlerinden yararlanacağımız bir diğer önemli element gelsin. Tabii ki de arkadaşlar sarımsaktan yararlanıyoruz. Sarımsak içerisinde yüksek miktarda sülfür içerdiği için gerçekten sizin damarlarınızın üzerinde çok güzel bir etkisi olacak. Damarlarımızın iç yapısında o biriken daha sonra da plak olarak adlandırdığımız yağ damlacıklarının burada tutunmalarını engelleyecek. Gerçekten çok önemli bir fonksiyon bu. Çünkü arkadaşlar burada biriken yağ damlacıkları ilerleyen zamanlarda kan akışını durdurabileceği için iskemi gibi çok önemli rahatsızlıklara sonuç verebilir. Bu arada ben hemen sarımsaklarımı da ilave ettikten sonra üzerine bir bardak da su ilave ettim. Ve şimdi arkadaşlar bunu ocağa götürüyoruz ve fokur fokur kaynatıyoruz. Burada kaynatmamızdaki amaç bir hem arkadaşlar kürün etkinliğini artırmak hem de sarımsağın ön yargı yaratacak olan kokusunun burada uçmasını sağlamak. Sarımsaklar da çok güzel bir şekilde kaynadığı için bunu içtiğinizde herhangi bir sarımsak kokusu olmayacak. Bu da sizi rahatsız etmediği için bu tarifi uzun bir dönemler kullanmanıza yardımcı olacak böyle iyice de fokur fokur kaynamaya başladıktan sonra arkadaşlar birkaç saniye daha kaynatıyorum ki olabildiği kadar konsantre bir formunu elde edelim. Ve hemen şöyle görmüş olduğunuz gibi ben artık bunu ocaktan aldım. Birkaç dakikada birazcık beklettim ki iyice arkadaşlar yakacak kadar çok aşırı sıcak olmasın tarif gerçekten çok etkili oluyor. Sadece damar sağlığı için düşünmeyin. Bu tarifi cildinize güzellik katmak için dahi kullanabilirsiniz. Özellikle yine damarla kozmetik problemlerin bir arada olduğu Varis problemlerinden kurtulmak istiyorsanız da bunu çok güzel bir önlem alıcı olarak kullanabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz ki damarlarımız ne kadar elastik olursa o kadar daha çok hem kan akışımızı ayak uyduracaktır hem de kozmetik olarak görünüşü daha iyi olacaktır. Ben şimdi hemen bunları blender'dan geçiriyorum. Benim istediğim daha güzel yoğun bir e, kıvam haline gelmesi. Çünkü pek çok insan burada kabukları parçacık şekilde tüketmekten hoşlanmayacaktır. Ama bu şekilde blender'dan geçirdiğinizde tüketirken de çok büyük bir rahatlık oluyor. Hem de arkadaşlar gerçekten görüntüsü de duruşu da kokusu da çok güzel bir forma bürünüyor. Çünkü limon kabuğunun üstündeki o sarı kısımlar bize için noktacık noktacık gördüğümüz kısımlar aslında çok güzel bir şekilde arkadaşlar hem antioksidan hem C vitamini kaynağı hem de içerisinde aromatik olarak önemli yağlar var. Bu aromatik yağlar şimdi bu aşamada daha da aktif hale geliyor ve de arkadaşlar burada çok güzel bir limon kokusunun hakim olmasını sağlıyor. Yani düşündüğünüz gibi sarımsak kokusu olmayacak çok güzel, çok aromatik bir limon kokusu gelecek. Bu da gerçekten bu tarifi sabahları kullananlar için çok fresh, çok taze bir şekilde güne başlamaya sebep veriyor. Eğer ki sabahları uyanmak istiyorsanız ama ben artık kahve içerip uyanmak istemiyorum diyorsanız sizlere gününüze anlam katacak. Gerçekten gününüzü çok daha aktif bir şekilde geçirmenize yardımcı olacak. Sizin daha zinde olmanıza yardımcı olacak olan bu tarifi. Şimdi hemen süzme aşamasına geçelim burada şöyle ufak bir çay süzgeciyle bunu yapıyorum ama tabii ki de isteyenler daha büyük kaplarda da süzebilirler arkadaşlar. Ben bunu bugün sağlık amacıyla varis problemi için kullanacağım. O yüzden arkadaşlar şöyle süzerek tüketeceğim. Ama dileyen olursa kilo vermek isteyenler için bunu bu şekilde smoothie kıvamında da kullanabilirsiniz. Gerçekten o şekilde kullandığınız zaman da arkadaşlar çok güzel bir şekilde bağırsak hareketlerinizi canlandıracak. Özellikle diyet döneminde eğer ki kilonuz sabitlendi duraksama dönemine girdiniz ve ne yapmanız gerektiğini bilmiyorsanız metabolizmanızı harekete geçirip bağırsak hareketlerinizi düzenleyecek en güzel tariflerden biri diyebilirim. Çünkü diyetlerinizi yüksek kaliteli liflerle arkadaşlar taçlandırmanız gerekiyor ki metabolizmanız hızından hız kesmesin. Aynı şekilde çalışmaya devam etsin. Ama tabii ki de sizler aldığınız düşük kalorilerle kalori açığı yaratırken metabolizma hızınızı sabit tutarsınız. tahmin ettiğinizden bile çok daha kısa sürede istenmeyen kilolarınızdan kurtulmanıza yardımcı olacak. Burada yardımcı olurken şunu da sizlere paylaşmak istiyorum. Bizim vücudumuzda kilolu olduğumuz dönemlerde biliyorsunuz ki yağ dediğimiz yağ hücreleri var ve bu yağ hücreleri sayı olarak biz kilo aldıkça artıyorlar arkadaşlar. Biz kilo vermeye başladığımızda maalesef bilimsel bir gerçek var ki yağ hücreleri asla ama asla yok olmuyor. Vücudumuzda varlığını koruyorlar fakat hacim olarak kendilerini küçültüyorlar. Bu küçültme aşamasında bizlerin fazla kalori yaktığımız zamanlarda arkadaşlar azalan küçülen Yağ hücrelerinin yerine arkadaşlar içeriden bir sıvı birikimi oluyor ve bizler de bunu ödem olarak adlandırıyoruz. Aslında biz yağlarımızı yakmaya başlasak da birazcık ödem atıcılar kullanmadığımız takdirde vücudumuzun kilo vermiş olduğunu hissedemiyoruz. Hem şişkinlik olarak hem de tartıda ödem bizlerin daha ağır basmasını sağlıyor. Bu tarifle birlikte ödemi de vücudumuzdan attığımız için vermiş olduğumuz kilolar çok hızlı bir şekilde gittiğini bizlere hissettirecek. Şöyle bunu güzelce karıştırdıktan sonra içerisine daha öncesinden sıkmış olduğumuz taze limon suyumuzu da ilave edelim. Ve bunun ağzını arkadaşlar güzel bir kapak yardımıyla kapatıyoruz. Bu tarifi sabahları bir çay bardağı olacak şekilde sizlerle evlerinizde düzenli olarak kullandığınızda emin olun çok güzel çok hızlı sonuçlar elde edeceksiniz. Kalp damar sağlığını sevenlerin her sabah kalktığında aç karnına bir bardak içmesini tavsiye ederim. Görmüş olduğunuz gibi çok basit çok pratik bir şekilde arkadaşlar bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Ben şimdi kalanını buzdolabına koyacağım ama koymadan önce üzerine bir alüminyum folyo ile kaplayacağım ki C vitamini olduğu için fazla gün ışığına bekleme yaptığı zaman çok fazla ışıkla maruz kaldığı zaman maalesef bozulmalar olabiliyor. Benim tarifim sizler için bugünlük bu kadardı. Umuyorum bu tarifimi beğenir. Tüm sevdiklerinizle paylaşırken aşağıya bırakmış olduğum Instagram adresinden bana ulaşmayı ihmal etmeyin. Ve tabii ki arkadaşlar bu tarifleri deniyorsanız aşağıdan yorumlarınızı bırakmayı Kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler.